23 yaşındaki Deniz Yardım bir trafik kazasında bacağını kaybetti. Ama asıl eksikliği bedeninde değil ruhunda hissediyor. Çünkü onun bu hale gelmesine sebep olan sürücü %100 kusurlu olmasına rağmen serbest bırakıldı. Bu olay sonucu ben bacağımı kaybettim. En yakın arkadaşımı kaybettim. Ama bu kazaya sebebiyet veren şahıs hala ceza almadı. Canından, yüreğinden kayıpları var. Ama bunun bedelini ödeyen yok. Daha hayatının baharında deniz 23 yaşında. O bu yaşında hem bacağını hem de geleceğe dair hayallerini kaybetti. Metaloloji ve malzeme mühendisliği okuyorum Muğla Üniversitesi'nde. Okuluma devam etmek istiyorum. Okullar online olmadığı için, şu an e, yüz yüze eğitime geçildiği için maalesef okuluma da devam edemiyorum. Ben okulumu da bitirmek ve çok iyi bir mühendis olmak istiyorum. Pandeminin en başında 15 Mart 2020'de okullar kapatılınca eğitim gördüğü Muğla'dan İstanbul'a dönmek istedi Deniz Yardım. Biletler tükenmişti. İstanbul'a dönen arkadaşın arabasında yer vardı. Dördüncü kişi olarak sağ arka koltukta yerini aldı. Güzel başlayan yolculuk Bursa'da facia ile bitti. Bir anda e, araba hızlandı. E, bir manevra yapıldı ve araba dönmeye başladı. Sağdaki jilet gibi o demir bariyerler benim sağ bacağımla bu buradan darbe verdi. Sonrasında ben 17 gün e, koma halinde geçiyorum İki kere kalbim duruyor Bu olay sonucunda sürücü hiçbir ceza almadı Deniz Yardım sosyal medyada videolar hazırlıyor Kendini anlatmaya çalışıyor Ve destek arıyor Çünkü onun maddi olarak Bir desteğe ihtiyacı var Ayakta kalabilmesi için Zor günler geçiriyor ve bunları atlatması lazım Ve elimdeki dosya ona ait Onun ameliyatlarındaki Epik kriz raporları Deniz Yardım Tam 45 ameliyatı oldu Spor ve dans tutkunu olan Deniz Yardım annesinin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Ancak suçunun cezasını alamadığı dava ailenin belini büküyor. Bilirkişi raporuna göre zaten sürücü %100 hatalı bulundu. Kamu davasında da %100 hatalı bulundu. Ama hala davamız sonuçlanmadı. Ben bu davanın sonuçlanmasını istiyorum. Ben çünkü en yakın arkadaşımı kaybettim bu kazada. Onun bana verdiği psikolojik kazar. Ayrıca ben bacağımı kaybettim ve 45 tane ameliyatın acısını bu bedende hissettim. 2 yıllık süreçte her dakika masraf yapıyoruz ve bunu artık gücümüz yok en büyük derdimiz ve talebimiz ceza davalarının yanındaki tazminat davalarının hastane masraflarımızın karşılanması için açtığımız davaların bir an önce sonuçlanıp bizlerin bu yolda rahat yürüyebilmemize yardım etmesidir. Deniz Yardım hem bacağını hem de bir arkadaşını kaybettiği ölümlü kazada karar beklerken bir yandan da onun hayata sağlam tutunmasını sağlayacak protez için destek istiyor. Benim şu an gerçekten iyi bir proteze sahip olmam gerekiyor. Maddi olarak da desteğe ihtiyacım var.